Motivasyon. %98, %99, %100. Of, nihayet. Ay. Dur oğlum, yapma. Ne oluyor? Neler oluyor? Aa. Ne güzel bir sabah. Ne sabah? Öğle ne oldu? Antrenmana geç kaldık. Ne? Ne? Hadi herkes kalksın. Acele edin. Hadi. Kalkın, kalkın, kalkın! Acele edin! Aa, hepinize ne oldu böyle? Hey! Ay, eyvahlar olsun! O zaman gideyim de geleyim sonra. Pijamayla spor olmaz tabii. Madem geç kaldınız, koşu pistinde 20 tur. Başla. Bir, daha hızlı. İki. On. 14 tur oldu. Yirmi. Sonunda bitti. Hiç durmadan 15 sınav. Başla. Ama hocam çok yorulduk. Onu fazlasıyla dinlenmeden önce düşünecektiniz. Çabuk. Bir daha uyumayacağım. Bir daha hiç uyumayacağım. 8 tane alarm kuracağım. Bugün bir şey öğrendiniz mi? Dışarı çıkmadan üstümü başımı kontrol etmem gerektiğini öğrendim. Başka? Tembelliğin bahanesi olmaz. Bunu öğrendik. Geç kaldığımız her gün için daha fazla çalışacağımızı öğrendik. Evet, sabah saatinde antrenman sahasında olsaydınız enerjinizi tek seferde harcamayacaktınız. Bir daha olmayacak hocam. Özür dileriz. Benden özür dilemeyin. Zararını siz göreceksiniz, ben değil. Bir gün on binlerce kişiyle sizin adınız anons edildiğinde coşkuyla alkışlanmak istiyorsanız bunun bir bedeli var. Spor eğlencelidir çocuklar ama disiplin de gerektirir.
Şimdi konuya girecek olursak. Aferin Yusuf. Güzel. Çoğunuzun refleksi zayıf. Refleks bir sporcu için en önemli avantajlardan biridir. Hangi sporu yaparsanız yapın, refleksleriniz güçlü olmalı. Şimdi, bugüne kadar yapmadığınız ve güçlü refleksler olmadan başarılı olamayacağınız bir sporla tanışacaksınız. Biz iyi bir takımız. Merak başarabiliriz. Evet, sence ne diyecek? Platformun kısa kenarı 2, uzun kenarı 14 metredir. Sporcuların bu alanın dışına çıkmaması gerekir. Yeni başlayanlar genelde flore denilen cismi kullanırlar. Buradaki amaç rakibin belli bölgelerine vurarak tuş yapmaktır. Tuş yapan kişi sayıyı alır. Rakibin belden aşağısına vurmak kural dışıdır. Yusuf ve Bahar, eskrim için bir saat sonra hazır olun. Hiç öyle bakmayın. Bunu hak ettik. Gergin misin? Ben. Neden gerilecekmişim? Sonuçta benimle müsabakaya çıkacaksın. Bazı maçlar başlamadan kazanılır Bahar. Müsabakada görüşürüz Yusuf. Bir kere benim reflekslerim iyi ve gayet çeviyim. O zaman reflekslerini görelim bakalım. Böylesini görmemiştim. İkisi de iyi. Anlaşılan çok heyecanlı bir maç olacak. Adet! Bahar'ın iki ayağı çizgiyi geçti. Bir ceza tuşu. Yusuf kazandı. Çok iyisin Yusuf. Bravo. Tebrikler. Nasılsın Bahar? Gerçekten dediğin kadar çevikmişsin. Evet, yapılan atakları çok rahat karşıladın. Reflekslerini nasıl geliştirdin? Benimki gibi bir abiniz olsaydı eminim sizin refleksleriniz de gelişirdi. Nasıl yani? Abim benden çok daha uzun ve yapılıdır. Küçükken beni bir saniye bile rahat bırakmazdı. Sürekli güreşmeye çalışırdı. Bir gün bahçede oturup toprakla oynuyordum. Abim birden koşarak sırtıma atladı. O günden sonra sürekli güreşmeye başladık. Daha doğrusu o güreşirdi. Ben yerden kalkmaya çalışırdım. O halini görmek isterdik. Bir gün öyle bir hırslandım ki abimi yenmek için gece gündüz çalışmaya başladım. İşe yaradı mı bari? Tabii. En azından kaçmayı öğrendim. İşte böylece reflekslerim gelişti. Böyle. Yusuf bir tek benden kaçamıyor. Bence bu bir meydan okuma. Sizce? Akif Hoca haklıymış. Baksanıza şehir turnuvaları gerçekten de başlıyor. Misafirlerimiz geldi bile. Rakiplerimiz desek daha doğru olur.
hırs. Şimdiden çalışmaya başlamışlar. Desenize karşımızda sağlam rakipler var. Abartma Hakan. Baksana hareketleri yanlış yapıyorlar. Bence sen hafife alıyorsun Zeynep. Bu böyle olmaz. Rakiplerimizi yakından tanımamız gerek. Nasıl olacak o? Benimle gelin. Enes, ulaşabildiğiniz bu mu gerçekten? Daha fazla dayanamayacağım galiba. Bırakmak yok. Devam. Futbol oynamaya ne dersiniz? Hem spor yapmış oluruz hem de kaynaşırız. Yapma. Tutun onu. Tutun. Hadi aşağı. Aşağı. Hadi. Hadi. Aa, nasıl kaptırdım topu? Ah, hadi ya. At, at, hadi. Hadi hadi yakala topu. Hadi. 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 Çabuk çabuk çabuk. Hadi, acele koş. Onu. Sen vermeyin. Olamaz. Hadi. Hadi. Yakalayın hadi. Yakalayın şunu hadi. Hadi. Gelin bakalım. Hadi, harikasın. Aferin sana. Pas ver. Buradayım, buradayım. Hadi. Bana. Hadi, vur. Hadi pas ver. Bu taraftayım. Hadi. Hadi vur bakalım hadi. Yapabilirsin hadi. Olamaz. Mete. Harika. Olamaz. Neyse, moral bozmak yok. Aa, hayır. Güzel pas. Evet! Harika! Aferin sana! Topu tutmak için oraya geçtin. Biliyorsun değil mi? Güzel maçtı. Tebrik ederiz. Tüm öğrenciler toplantı salonuna. Tüm öğrenciler toplantı salonuna. İstanbul'daki spor okulları arasında düzenlenen şehir turnuvasında Koca Yusuf'la birlikte Naim Süleymanoğlu Spor Okulu... Yaşar Doğu Spor Okulu... ve Ruhi Sarıalp Spor Okulu... turnuvada şampiyon olmak için birbiriyle yarışacak. Şimdiden hepinize başarılar çocuklar. Teşekkür ederiz. Turnuvalar başlamadan önce size kendi alanlarında adını tarihe yazdırmış sporculardan söz etmek istiyorum. Resimde gördüğünüz kişi serbest güreşin efsane ismi Koca Yusuf. İri gövdesi, güreş becerisi, gücü ve sporcu ahlakı sebebiyle ona bu lakap verilmiş. Umarım ben de bir gün Koca Yusuf gibi olabilirim. Neden olmasın? Hiç kolay değil ama imkansız da diyemeyiz. Bir gün sizin de adınız Naim Süleymanoğlu ve Yaşar Doğu gibi efsanelerle beraber anılabilir. Bu turnuvalar da sizin için birer fırsat. Evet, doğru.
nasıl futbol oynadıklarını görmedim. Hepsi çok iyi, çok hızlı, çok... Abartıyorsun Ali. Sadece bir futbol maçıydı. Turnuvayla kıyaslama. Belki de haklısın. Evet sayın seyirciler, Koca Yusuf Spor Okulu'nun öğrencilerini heyecan sarmış durumda. Tribünler ayakta. Mete, senin yapacak işlerin yok mu? Evet, var. Turnuvalar için megafonumun ses ayarını yapacağım. Ah, hiç değişmeyecek. Turnuvalara başlamadan önce size puanlama sisteminden söz edeceğiz. Okullar atlanan her tur için 1, kazanılan her şampiyonluk için 2 puan alacak. Kürek şampiyonu olan takım 5, bayrak yarışında birinci olan takımsa 10 puan alacak. Merhaba arkadaşlar. İlk müsabaka 100 metre çeyrek finali. Ali, Hasan, Alperen, Murat, Halil, Enes, Sinan ve Erdem'e hepinize başarılar arkadaşlar. Tekvando'da ilk çeyrek final maçı. Hatice Yasemin'e karşı. Can zayıf. İşte bu Yusuf çok iyi. Bravo. Bu ne zaman bu kadar güçlendi? Tahtın sallantıda Hakan.